Sevgili arkadaşlar, yeni bir videoma daha hoş geldiniz. YouTube kanalıma da hoş geldiniz. Arkadaşlar, gelen sorular köşesinde bugün yağ yakımı var. Kardiyo mu daha iyi yağ yakar? Ağırlık antrenmanları mı daha yakar? Hemen arkadaşlar, kısa kısa, çok da uzatmadan, sizi sıkmadan bu videoma geçmek istiyorum. Videoma geçmeden önce kanalı takip edin arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğenirseniz de videoyu çok teşekkür ederim. Hemen videoma geçiyorum. Sevgili arkadaşlar, kardiyodan önce konuyu açayım, ondan sonra ağırlık antrenmanına geleyim. İkisinin farklarını da anlatayım. Siz de ona göre kararınızı vererek kafanızda bir şey oluşturup planlarınızı, programlarınızı, antrenman sisteminizi ona göre oluşturabilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar, kardiyovasküler antrenmanlar, kardiyo antrenmanları ne zaman yapılmalı? Yağ yakımına etkisi nedir? Ağırlık antrenmanları ne zaman yapılmalı ve yağ yakımına etkisi nedir? Süreçleri nelerdir? Bunlardan kısa kısa bahsedeyim. Sizin de kafanızdaki soru işaretleri giderilsin. Sevgili dostlarım, önce kardiyodan bahsetmek istiyorum. Kardiyovasküler antrenmanlar, sabah aç karnı kardiyovasküler antrenmanlar vardır. Bir de arkadaşlar, antrenmandan sonra yapılan kardiyo antrenmanları vardır. Bunların ikisini de ben farkını size şimdi açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi sabah aç karnı kardiyovasküler antrenman yaptığımız zaman, kardiyo antrenmanları yaptığımız zaman sevgili dostlarım, yağ yakımımız bir tık daha iyi olur. Bir tık daha hızlı olur. Bu bilimsel araştırmalar da böyledir. Zaten size açıklayınca da kafanıza yatacak. Şimdi sevgili dostlarım, biliyorsunuz 7-8 saatlik bir uykudan sonra kalkıyoruz. İşte kahvemizi içiyoruz, karnitinimizi içiyoruz, pre-workout'umuzu içiyoruz. İşte yağ yakımını daha hızlandırmak için, bize bir tık enerji versin diye. İlk uyarma, vücudumuzu uyarma sistemini yaptıktan bir yarım saat sonra, 40 dakika sonra da kardiyo antrenmanına geçiyoruz. Şimdi sevgili dostlarım, gece boyunca depolar boşalıyor. Yani biliyorsunuz glikojen glikoza dönüşür. Biz glikozu da ATP'ler sayesinde yakarak enerjiye dönüştürürüz. Şimdi bu glikoz vücudumuzda minimuma indiği için, gece boyu depolarımızın boşaldığı için vücut bu sefer arkadaşlar yağ kaynaklarına yönelir ve ATP'ler enerjiyi yağlardan alırlar arkadaşlar ve yağ yakım sistemini de bu şekilde hızlandırmış oluruz. Dolayısıyla sevgili dostlarım, glikojen depolarımız boşken yaptığımız antrenmanlar, aç karna yaptığımız antrenmanlar yağ yakımını daha çok arttırır sevgili dostlarım. Ama lakin ve lakin ben mesela kardiyovasküler antrenmanları yağ yakmak için yapmıyorum. Kardiyovasküler antrenmanları neden yapıyorum arkadaşlar? Kondisyonumu geliştirmek için, kardiyak sistemimi geliştirmek için, sabaha enerjik başlamak için, kahvaltı öğünümü hak etmek için, yani kahvaltı öğünüme metabolizmamı, sistemimi hazırlamak için, iyice kendimi acıktırmak için kardiyo antrenmanı yapıyorum. İyice acıkmadan ben kahvaltı edemiyorum arkadaşlar. O yüzden ya sabah kalkınca ağırlık antrenmanları yaparım aç karna, ya da muhakkak kardiyomu yaparım. Her gün yaparım arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Ben her gün ya bisiklete binerim 45 dakika, ya koşup parka çıkıp koşarım, ya bizim burada dağ var, dağa tırmanır inerim, ya da uzun yürüyüşler yaparım arkadaşlar. Muhakkak kahvaltıdan önce bir aktivasyonum olur. Sistemi bu şekilde hızlandırarak, metabolizmayı hızlandırarak başlarım arkadaşlar. Ondan sonra öğünümü yerim. Ya yani ben kardiyoyu ajan olarak bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bir de antrenmandan sonra yapılan kardiyolar var. Antrenmandan sonra yapılan kardiyolar ise arkadaşlar, dolayısıyla işte öğününüzü yiyorsunuz, 3 saat sonra antrenman yapıyorsunuz, 1-1,5 saat antrenman sürüyor. Yani aradan 4,5-5 saat geçmiş oluyor. Ondan sonra bir de kardiyo yapıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, glikojen depolarınızı tükettiğiniz için 3 saat zaman geçiyor, 1,5 saat antrenman yapıyorsunuz, glikojen depolarınızı boşaltıyorsunuz. Bir de arkasına kardiyo yaptığınız zaman gene arkadaşlar aynı şekilde glikojen depolarınız boşaldığı için vücut yağı enerji olarak kullanarak yağ yakmaya başlıyorsunuz. Zaten ketojenik diyetlerinde yapılmasının sebebi budur. Aslında ketojenik diyeti ben sporculara önermiyorum sevgili arkadaşlarım. Neden önermiyorum? Çünkü ketojenik diyet bir vücut geliştirmeci, sporcu için uygun bir diyet değil. Sürdürülebilir bir diyet değil. Bizim muhakkak sağlıklı karbonhidrat kaynaklarına muhakkak ihtiyacımız var sevgili dostlarım. Bu kas gelişimimiz için de, ATP'leri gerekli şekilde doldurmak için de, antrenman performansımız için de arkadaşlar muhakkak temiz karbonhidrat tüketmemiz gerekiyor kendi kişisel makrolarımıza göre. Çünkü devamlı yağdan beslendiğimiz zaman, karbonhidratı kestiğimiz zaman arkadaşlar performansta düşüş muhakkak profesyonel sporcuysanız ya da spor yapıyorsanız bu kaçınılmaz sevgili dostlarım. Kaldırdığınız ağırlıklardan günlük enerjiniz, aktivasyonunuz bile
yerin dibine doğru gider. Özellikle bir ay ve üstü yapılan ketojenik diyetlerde büyük sıkıntılar, karaciğer, böbrek sıkıntıları bile yaşanmıştır. Bunlar bilimsel kanıttır. O yüzden arkadaşlar, doktorlar ve diyetisyenler özellikle ketojenik diyeti uzun soluklu önermezler arkadaşlar. Belli bir limite kadar yakılır. Çok yağlısınızdır. Çok yağ probleminiz vardır. Vücudunuz çok ödem tutmuştur. Çok böyle yani... Düzensiz, kötü beslenmişsinizdir. İmdat çekici olarak kullanabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum. Şimdi arkadaşlar, ağırlık antrenmanlarına geçelim. Arkadaşlar, ağırlık antrenmanları uzun soluklu yağ yakmanızı sağlar. Kardiyo antrenmanları, kardiyo yaptığınız süre içerisinde, süre zarfı içerisinde metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımınıza sebebiyet verebilir. O da minimalize şekillerde, sürelerde. Ama arkadaşlar, iyi... Şimdi kaslarımızın direnç altına girmesi lazım, gelişmesi için. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, antrenmanlarda kaslarımızın mümkün olduğu zaman dirençe maruz bırakıp biz kas parçalanmasına uğrayıp daha sonra iyi bir beslenme ve dinlenmeyle onları onarıp kas inşa ediyoruz. Buna da hipertrofi deniyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, ne kadar vücudumuzda kas olursa o kadar daha metabolizmamız hızlı olur. Testosteron hormonumuz, growth hormonumuz daha yüksek olur. İnsülinimiz daha düşük olur. Dolayısıyla yağ yakmaya vücudumuz 72 saate kadar devam eder ağırlık ve direnç antrenmanlarından sonra. Tabii ki çok iyi bir sistemli, temiz kaynaklardan, temiz yağ kaynakları, temiz karbonhidrat kaynakları, temiz protein kaynakları, temiz mineral ve vitamin kaynakları, sebzeler, işte elma, işte yeşil elma gibi meyveler, yeşil yapraklı sebzelerden aldığımız mineraller, vitaminler sayesinde arkadaşlar uzun soluklu yağ yakım sistemimiz devam eder. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, siz ağırlık antrenmanı yaptıktan sonra iyi bir beslenme sistemine uyguladıktan sonra yüksek protein özellikle vücudumuzda ya da karbonhidrat ve yağla birleştiği zaman arkadaşlarım, bu mesela protein ve yağlar aldığımız sebzeler, mineraller, vitaminler, aldığımız karbonhidratın glisemik endeksini de düşürür sevgili dostlarım. O yüzden bu önemli faktörü unutmayın. Yani bir tabağımızda bütün öğünlerimiz olmalı ki zincirimiz eksik kalmasın. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, yediğimiz temiz öğün de bizim metabolizmamızı çalıştırıp hızlandıracağı için, metabolizmamız, vücudumuz çalışacağı için dolayısıyla ilerleyen dönemlerde gene yağ yakmamıza sebebiyet verir. Çünkü devamlı bir çalışır haldeyiz sevgili dostlarım. Profesyonel sporculukta da böyledir. Biz günde çift idman yapardık. Sabah antrenman yapardık. Bir de akşamüstü antrenman yapardık. Ona göre bir beslenme sistemimiz vardı. Sporculukta ketojenik diyet diye bir, düşük karbonhidrat diyeti diye bir diyete yer yok sevgili dostlarım. Yarışmacıların son dönemlerindeki uyguladığı bir şey bu. Karbonhidrat sıfırlamak, işte o da artık o podyum formunu görmek için. Onun haricinde sevgili arkadaşlarım, profesyonel sporcular, takım sporcuları, yarışmacılar hayatlarında muhakkak temiz karbonhidrat kaynakları olması lazım sevgili arkadaşlar. Yani arkadaşlar, konuyu toparlayacak olursak kesinlikle ve kesinlikle ağırlık antrenmanları çok daha iyi yağ yakar, size çok daha iyi kas kazandırır. Ama tabii ki iyi, sıkı, kendi en maksimal ağırlıklarınızla vücudunuzu, kaslarınızı direnç altında bırakarak yaptığınız antrenmanlar geri dönüşümü olarak size kas dönüşümü ve kas kazanımı ve yağ yakımı olarak geri döner arkadaşlar. Yağ kasa dönüşmez, kas da yağa dönüşmez. Kası siz yaptığınız antrenmanlarla kaslarınızı mikrotravmik parçalanmalara uğratarak, üzerine iyi beslenme, iyi proteinler kaynaklarıyla beslenme, karbonhidrat kaynaklarıyla beslenme ve iyi dinlenmeyle de onararak büyütürsünüz. Hipertrofi sistemi gerçekleşir. Diğer türlü arkadaşlar, İstediğiniz kadar antrenman yapın, istediğiniz kadar kardiyo yapın, iyi bir beslenme sisteminiz yoksa maalesef ve maalesef ki yağ da yakamazsınız, kas da kazanamazsınız. Tam tersi patatese dönersiniz diyebilirim. Çünkü fast food, şeker tarzı beslenme, alkol kullanımı, alkolün yanındaki mezeler, ıvırlar, zıvırlar falan filan arkadaşlar, ne kadar antrenman ve kardiyo yaparsanız yapın, sizi patatese döndürür. Ondan sonra aynalara küser, kendinize aynada bile bakamazsınız. O yüzden çok dikkat edin. Arkadaşlar, ağırlık antrenmanları daha fazla yakar. Kardiyolar kardiyovasküler sisteminizi, kardiyak sisteminizi geliştirir, kondisyonunuzu arttırır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, artmış bir kondisyon size ağırlık antrenmanlarında performans olarak yansır. Daha yüksek nabızlı antrenmanlar yaparsınız, set aralarında daha az dinlenirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar, antrenmanları
kondisyonlu bir şekilde yaparsanız da ağırlık antrenmanlarını daha çok yağ yakarsınız ve çok iyi de hipertrofiye uğratır kaslarınızı ve kas kazanırsınız arkadaşlar. Ne kadar kondisyonlu antrenman o kadar kas kazanımı ve hipertrofi demektir sevgili dostlarım, kısa ve öz. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Diğer videomlarda da ayrıntılara girerim. Diğer sistemleri size anlatırım. Şimdilik bu videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım aydınlanmışsınızdır. Herhangi bir sorunuz varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.